Değerli arkadaşlar, 8. sınıflar için yapacağımız sınavda sorulacak sorularla alakalı benzer soru çözümü videosuna başlıyoruz. Devam ediyoruz sorularımızı çözmeye. Birinci sorumuz. 1. Kütüphanecilik kulübünün Arapça karşılığı hangisidir? Kulüp neydi arkadaşlar Arapçada? Nadi demek değil mi? Zaten ünitemizin başlığı el-enşita, aktiviteler. Birinci dersimiz el-en diye, çoğulu en diye kulüpler. Bunu da anlatmıştık kanalımızda. Nadi kulüp demek. A şıkkı nadi sahafe, gazetecilik kulübü. Sahafe gazete arkadaşlar. Gazete, gazetecilik kulübü. Nadil keşşafe arkadaşlar. Keşşaf araştırmadan aklınıza gelsin. İzci anlamında işte araştırma izcilik kulübü. Nadin nezafe temizlik kulübü. Nadil mektebe kütüphane kulübü. Nadil mektebe kütüphane kulübü. Kütüphanecik kulübü arkadaşlar C şıkkı olacaktır. 2. Şıklarda verilen kulüp isimlerinden hangisinin Türkçe karşılığı yoktur? Spor kulübü, tiyatro kulübü, tarih kulübü. Bakalım. A şıkkı Nadir Riyade. Nadir Riyade spor kulübü. A şıkkı Nadir Riyade. Nadir Tabia doğa kulübü. Nadir tarih kulübü. C şıkkı. Nadir Mesrahiyet tiyatro kulübü. Hangisi yok arkadaşlar? Nadir Tabia. Burada spor var. Tiyatro var, tarih var ama doğa kulübü yok. B şıkkı yok. Nadir tabia. Üçüncü soru. Cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Hüve. Üçüncü bir şahıs olan erkek için kullandığımız zamirimiz. O yahtaru seçiyor. Neyi? Nadil Musiki, müzik kulübünü seçiyor. Sen demiş A'yı eledik. O erkek tamam. Burada o bayan demiş hüve zamiri. Eğer o bayan demesi için zamir ye gelmesi lazım. Fiilimizde tehtaru şeklinde gelmesi lazım. Tehtaru o seçiyor. O bayan demiş onu da eledik. Ben demiş ben demesi için ene demesi lazım. Zamir ene gelmesi lazım. Fiilimizde ehtaru gelmesi lazım. Ehtaru. Eğer sen deseydi erkek için olursa ente, ente sen tahtaru seçiyorsun. Tahtaru. Enti için olursa enti bayana sen tahtarine, tahtarine seçiyorsun. Sen seçiyorsun. Neyi? Resim kulübü. Nadir resim. O erkek müzik kulübünü seçiyor. Ve yahtaru nadil musiki cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet, o bayan müzik kulübünü seçiyorsun. Böyle olmaz zaten. O müzik kulübünü seçiyor olması lazım. Cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. 4. Cümlesinin anlamlı olabilmesi için boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? Edrusu çalışıyorum lil imtihanat. Sınavlara çalışıyorum. Kethiran çok çalışıyorum. Sınavlara çok çalışıyorum. B şıkkı lizalik bu yüzden size ahtarı seçeceğim fiha orada. D şıkkı uhibbu seviyorum essemek balık seviyorum. Sınavlara çok çalışıyorum balık seviyorum. Olmaz. Liennehu çünkü o cidden çok demiş. Bu da olmaz arkadaşlar. Buraya en yakın bu yüzden seçeceğim. Lizalik se ahtarı. En yakın ama A şıkkı izen. Öyleyse seencahu başaracağım fiha. Ha zamiri nereye gidiyor? Buradaki imtihanat. İmtihan müennes olduğu için imtihanetün çoğulu imtihanat. O sınavlar çoğul ve müennes bir kelime olduğu için ha zamiri getiriyor. O sınavlarda başarılı olacağım, başaracağım. İzen öyleyse o halde seencahu başaracağım, başarılı olacağım. Cevap A şıkkı olacaktır. 5. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı yukarıda yoktur? Çanta kelimesi nedir? Çanta. Bakıyorum. Hakibetun. Çanta demek. Çanta var. Uzak kelimesi baidun. Uzak demek. Yakın peki nedir arkadaşlar? Baid. Uzak.
Evet. Ba'id. Garip değil mi? Garip yakın. Ba'idun uzak. Garibun yakın. Yolculuk kelimesi, rehle kelimesi yolculuk. Hangisi yok? C şıkkı tezkiratun bilet demek arkadaşlar. Bilet kelimesinin burada Türkçesi yok. Bilet yok. Cevap C şıkkı olacaktır. Evim kütüphaneye yakındır. Şimdi bu tür sorularda biraz dikkat etmemiz lazım. Yakın olan şey nedir? Ev. Şöyle. Evet, evim kütüphaneye yakındır. Yakın olan ev arkadaşlar. Dolayısıyla yakın olan ev olduğu için ev ile başlaması lazım. Ev ile. A şıkkı evle başlamış. C şıkkı evle. D şıkkı ev. B şıkkını direkt eleyebilirim arkadaşlar. Direkt elerim. Ama şıklara bakalım. Beyti, evim, benim evim. Bakın sonunda M eki var. Benim evim, garibun, yakındır. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bir kere yakın ve uzak mı diyor. Şimdi burada C şıkkında baidun uzak demiş. Bunu da direkt eleriz. Direkt eleriz. İkincisi, ev kelimesi, beytun kelimesi arkadaşlar, müzekker bir kelimedir. Sonunda kapalı T yoktur. O zaman gelecek olan yakın veya uzak neyse garibun sonunda kapalı T ile gelmez arkadaşlar. Ama kapalı T ile gelseydi burada yok ama garibetün deseydi o zaman yanlış olurdu. Beyti müzekker olduğu için şuradaki ye nispet yesi, benim, bana ait, aitlik yesi. Garibun yakındır. Buradaki garube min harfi ceri ile kullanılan bir arkadaşlar şeydir, kelimedir. Minel medrese nereye yakındır? Okula demiş. Evim okula yakındır. A şıkkını eledik. Testariku sürüyor. Errihletu yolculuk 6 saat. 6 saat sürüyor. Zaten hiç anlamı yok. Yani hiç alakası yok. Beyti benim evim baidun uzaktır. Anil mektebeti kütüphane uzaktır. Bunu da elemiştik zaten. Beyti benim evim garibun yakındır. Minel mektebe kütüphaneye yakın. Burada şuna dikkat edelim. Şıklar da vermemiş ama şöyle de diyebilirdi arkadaşlar. Evim kütüphaneye yakındı. Eğer cümleyi şöyle başlatsaydım. Mektebeti. Temizleyeyim daha güzel yazalım. Mektebeti. Benim kütüphanem. O zaman garibetun. Yani yakındır. Nereye? Min beyti. Evime yakındır. Buraya dikkat edelim. Bu şekilde evimle başlayıp cümleyi kütüphaneyle de başlatabilir. Orada da dikkat edelim. Eğer evimle başlıyorsa ev ile başlar. Yakın olan ne? Evim. O zaman beyti ile başlar. Eğer kütüphane evime yakındır deseydi, kütüphane evime yakındır. O zaman el-mektebetu el-mektebetu kütüphane. Bakın sonunda kapalı T var. Müennes'tir. O yüzden garibetun diye gelmesi lazım kelimemiz. Garibetun yakındır. Nereye? Min beyti. Evime yakındır. El mektebetu kütüphane garibetun yakındır. Min beyti evime yakındır. Ancak burada ne diyor? Evim kütüphane. İlk yakın olan ev olduğu için evle başlıyoruz. Evim. Ev yakın deseydi el beytu diyecektik. Sonundaki nispet yesi olmayacaktı. El beytu ev. Garibun yakındır. Minel mektebe kütüphane. Cevap D şıkkı olacaktır. Yedinci soru. Kitap kelimesinin çoğulu aşağıdakilerden hangisidir? Rivayat, romanlar demek. Rivayetün kelimesinin çoğulu. Kısasun, hikayeler demek. Masallar, hikayeler. Kıssatün kelimesinin çoğulu.
Katibun yazar demek ve tekildir arkadaşlar. Çoğul bile değil. Katip tek bir yazar. Çoğulu küttab veya katibun. Küttab, katibun, küttab. Bunlar çoğuldur. Kitap kelimesinin çoğulu B şıkkındaki kütübündür. Kütübün, kitaplar. Kitap, tek bir kitap. Kütübün, kitaplar. Aşağıda verilen tekil çoğul eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tekilini ve çoğulunu vermiş. Yanlış olanı bulacağız. A şıkkı tekil şairun. Tek bir şair. Şiir yazan, söyleyen şair. Şuera onun çoğulu şairler. Doğru mu? Doğru. B şıkkı kıssatün. Hikaye demek. Kısas. Hikayeler, masallar. Doğru. Kıssatün, kısasun. Şair, şuera. C şıkkı hikayetün. Hikaye. Çoğulu hikayat, masallar. D şıkkı katip demiş, çoğulu kütüp demiş. Aman dikkat arkadaşlar. Bak, katip değil, kitap. Yani şuradaki elif, buradaki elif arkadaşlar, şu T'den sonra olsaydı kitabun şeklinde. Kitabun. Elif T'den sonra gelseydi, o zaman çoğulu kütüp, kitaplar, kitap, tek bir kitap, kütübün, kitaplar. Ama katibun yazar demek. Bunun çoğulu küttabun. Katip, küttabun veya katibun. Katibun yazarlar. Şöyle katibun. Evet, cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Yanlış olan. 9. Aşağıda Arapçası verilen kitap türlerinden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? El-kutubul ilmiye bilimsel kitaplar doğru. El-kutubu diniye dini kitaplar doğru. Kutubul mugamerat macera kitapları doğru. El-rivayatü tarihiye çocuk romanları değil tarihi romanlar olacaktır. Çocuk romanları ne peki? Rivayatul etfal arkadaşlar. Çocuk romanları. Rivayatul etfal. Tıflün çocuk. Etfal çocuklar. Yani çocuklar romanları demeyiz. Çocuk romanları Türkçe'ye çevirirken. Ama tarihi romanlar demek. Yanlış olan D şıkkı. 10. Sorusuna verilebilecek en doğru cevap. Eyyen nev'in hangi tür? Minel kütüp kitaplardan tuhibbu seviyorsun. Hangi tür kitap seversin? Bu anlamda. Hangi tür kitap seversin? A şıkkı uhibbu severim el kutubel ilmiye bilimsel kitap severim. Bitti bu kadar. Hangi tür kitap seversin? A şıkkı bilimsel kitap severim. Doğru cevap A. B'de ne varmış? Uridu kıraatel kitap. Kitap okumak istiyorum. Hangi tür kitap seviyorsun? Kitap okumak istiyorum. Olmaz. C şıkkı yuhibbu seviyor Hasan. Kutubel mugamerat macera kitapları seviyor. Bakın en sizi çeldirici şık şaşırtacak olan bu olabilir. Tuhibbu yani sen ente zamiri sen hangi tür kitap seversin? Ama burada ne diyor? Yuhibbu ye ile getirilmiş. Seviyor kim? Hasan seviyor. Soru şöyle olsaydı. Ayye nev'in minel kutüp yuhibbu Hasan. Ayye nev'in hangi tür mini kitaplardan yuhibbu sever Hasan deseydi o zaman cevap yuhibbu sever Hasan kutubel mugamerat olurdu. D şıkkı kara'tu okudum. Rivayatil etfal çocuk romanları okudum. O da değil. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. 11. Sadikuke. Sadik erkek arkadaş. K de karşımdaki ente zamirine muhatap olan bir erkek. Senin arkadaşın meridun nedir? Hastadır. Arkadaşın hasta. Ve nâzâ tekûlü leh? Ona ne söylersin? Yani arkadaşın hastaysa ne deriz arkadaşlar? Kullu an ve ente bi hayr demeyiz. Hayırlı olsun veya işte hastalığın mübarek olsun gibi bir şey demeyiz. Selametük değil mi arkadaşlar? Geçmiş olsun. Selametük. Kullu şeyin ala ma yuram. Her şey yolunda demek. Bu da değil. Allahu yüşfike de olabilir. Bu ikisi olabilir arkadaşlar. Arkadaşın hastaysa selametük geçmiş olsun. Allahu yüşfike Allah sana şifa versin. İki tane cevap vermiş. Hangisini işaretlerseniz demek ki doğru olacaktır. Evet. Geçelim 12. soruya. Aşağıda Arapça olarak verilen cümlelerin Türkçe karşılığı doğru olana D, yanlış olana
Ye yazınız demiş. Evet, Arapça cümle vermiş. Bunun Türkçesini bize doğru olup olmadığını soruyor. Bakalım. Senedhe bu. Bu cümlelerin tamamı kitaptan alınmış arkadaşlar. Kitaptan öğrendiğimiz, okuduğumuz cümleler. Senedhe bu. Gideceğiz. Fiilin başına gelen sin harfi gelecek zaman anlamı katıyor. Ecek, acak anlamında. Gideceğiz. Nereye? İle ma'radil kitap. Kitap fuarına gideceğiz. Ba'de zur. Öğleden sonra kitap fuarına gideceğiz. Ne demiş? Öğleden sonra el sanatları kursuna gideceğiz demiş. El sanatları kursu. Hayır. Kurs devre demek arkadaşlar. İla devretin yedeviye dememiş. El sanatları yedeviyetil e'mal deseydi ila devreti yedeviyetil e'mal ba'de zuh dese olurdu. Ama kitap fuarı demek ki Türkçesini yanlış verdiği için yanlış yazıyoruz. İştaraytu satın aldım kutbel mugamerat macera kitapları satın aldım. Sümme sonra karatuha o aldığım satın aldığım macera kitaplarını okudum. Ne demiş? Tarih romanları demiş. Hayır. Burada da bize diyor ki bakalım macera kitaplarının anlamını biliyor musun? Aslında bunu bizden görmemizi istiyor. Macera kitapları demiş. Tarih romanları demiş. Bu da yanlış. Yakra'u okuyor. Ahmet. Ahmet okuyor. Hikayati elfi leyletin ve leyle. Hikayet, hikayeler, masallar. Elf, bin, leyle, gece. Ve leyle de leyle bir. Bin gece artı bir gece daha. Bin bir gece. Kablennev. Uykudan önce, yatmadan önce bin bir gece masalları Ahmet okuyor. Ama ne demiş? Yatmadan önce bin bir gece masalları okuyorum, ben okuyorum demiş. Buradaki fiil yekrau değil, ekrau gelseydi o zaman ben okuyorum olurdu. Ama yekrau dediğine göre okuyan Ahmet'tir ve Türkçesi değil, yanlış arkadaşlar. Heyya haydi nezheb gidelim ila ma'radil kitap kitap fuarına gidelim. Haydi kitap fuarına gidelim. Doğru. Ne'kulu yeriz yiyoruz el gada öğle yemeğini fi sa'atil vahide saat birde illa ruban ancak illa var. Ne var? Ruban 15 dakika var. Saat 1'e çeyrek kala. 1'e 15 dakika kala. Ne diyoruz? Çeyrek değil mi? 1'e çeyrek kala. Öğle yemeğini saat 1'e çeyrek kala yiyoruz. Öğle yemeğini saat 1'e çeyrek kala ne'kulu yiyoruz. Bu da doğru. Yuhibbu seviyor. Hasan kutbel mugamerat macera kitaplarını seviyor. Hasan macera kitaplarını seviyor. Bu da doğru. Devam edelim. Evet. Kulle şeyin alama yuram demiş. Kulle şeyin her şey alama yuram yolunda. Geçmiş olsun demiş arkadaşlar. Hayır her şey yolunda olacak. Geçmiş olsun. Selametük. Eyye nev'in hangi tür minel kütüb kitaplardan tuhibbu? Hangi tür kitapları seviyorsun veya seversin? Hangi tür kitapları seversin? Doğru. Esteykizu uyanırım, kalkarım. Fis saati tasiya saat 9'da. Fi harfi ceri de anlamında adeten genellikle saat 9'da kalkarım ama ne zaman fil utle tatilde genellikle saat 9'da kalkarım uyanırım bu da doğru. Yurafu tanınır bilinir Cuha Nasreddin Hoca bil esmail muhtelife farklı isimlerle bilinir. Fis sakafatil muhtelife farklı kültürlerde farklı isimlerle bilinir. Ne demiş? Nasreddin Hoca farklı kültürlerde tamam doğru. Farklı kültürlerde ama hep aynı isimlerle tanınır demiş. Hayır, bakın muhtelife farklı isimlerle tanınır, bilinir. Bu da yanlış olacak. Peki geldik son soru arkadaşlar. Aşağıda resimlerde gösterilen saatlerin Arapça karşılığını örnekteki gibi yazınız. Bakalım. Saatimiz 10'u çeyrek geçiyor. Arkadaşlar Arapçada 24 saat değil 12 saat vardır. Saatin öğleden önce mi, öğleden sonra mı, sabah mı, akşam mı olduğunu sonuna zaman ifadesi ekleyerek buluruz. Örneğin saat sabahın 10'u çeyrek geçiyorsa sonuna sabahen deriz. Gece 10'u çeyrek geçiyorsa leylen veya mesaen deriz. Akşam 10'u çeyrek geçe veya leylen gece 10'u çeyrek geçe gibi. İşte öğlen 12 ise zuhran, gece 12 ise leylen deriz arkadaşlar. İkindi işte dörtse asran deriz. Sabahın dördü ise sabahın şeklinde kullanırız. Es-saatu
Önce saatleri, saat kaç derken kem es-sa'a. Kem es-sa'a. Geçiş halinde esreyle okunur. Kemis-sa'a. Kemis-sa'a. Saat kaç? Kemis-sa'a. Es-sa'atu saat. El-aşiratu 10. El-aşira. Ondan sonra ne yapmış? Geçiyor değil mi? Arapçada geçiyor için kullandığımız ifademiz V'dir. Araya bir V koyuyoruz. Peki kaç geçiyor? 15. Yani rubu kelimesi dörtte bir demektir. 60'ın dörtte biri de 15'tir. Biz ona çeyrek diyoruz değil mi? Ver rub. Saat 10 ve geçiyor. 15 geçiyor. Onu çeyrek geçiyor. Saat onu çeyrek geçiyor. Buna bakalım. Yine es-sa'atu ile başlıyoruz. Es-sa'atu. Saat dedik. Önce biri görüyoruz. Hemen el-vahide diyoruz. Es-sa'atul vahidetu. Saat 1 dedik. Peki çeyrek geçiyor yine. Hemen araya V koyuyorum. Çeyrek de 15. Ver rub. Ver rub'u. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Buna bakalım arkadaşlar. Bu da 4'e çeyrek var. Tam 4 olmamış. 4'e çeyrek var. O zaman es-sa'atu ile başlıyorum. Es-sa'atu. Saat 4 er-rabi'atu. Es-sa'atu rabi'atu. Saat 4. Peki şimdi tam 4 olmamış. 4'e 15 dakika var. Kala demek için neyi kullanıyoruz? İlla'yı kullanıyoruz. İlla ruban. Çeyrek neydi arkadaşlar? Bakın rubudu değil mi? Sadece burada geçiyor. Burada var. Fark eden bir şey yok ki. Ruban. İstisna arkadaşlar şudur. Burada rubu şeklinde kullanıyoruz. Burada ruban. Fethalı olarak kullanıyoruz. Bu da illa ile alakalı bir durumdur. İlla geldiği için. O yüzden böyle iki üstünlüğü kullanıyoruz arkadaşlar. İlla var. Ruban 15. Saat 4'e çeyrek var. Burası da arkadaşlar. Es-sa'atul hamise. Es-sa'atul hamisetu. Hamisetu. Saat 5. Es-sa'atul hamise. Peki kıymetli kardeşlerim, değerli öğrencilerim, bu şekilde sınavda çıkabilecek benzer soruları çözmüş olduk arkadaşlar. Yani bunun gibi arkadaşlar yine böyle cümleler olacak. Doğru ve yanlışını bulacaksınız. Bunun gibi arkadaşlar saatler olacak. Birkaç tane saatlerin Arapçasını yazacaksınız. Yine böyle arkadaşlar test olacak. Yani buna benzer geçmiş yıllarda da bu şekilde soruyorduk. Sizlere de bu şekilde soracağız. Tabii ki hepinizin yüksek not almasını, başarılı olmasını canı gönülden istiyoruz. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Azim ve gayretinizi, Arapçaya olan ilginizi, isteğinizi arttırsın diyelim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kapatmadan önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, daha fazla kişiye ulaşabilme adına lütfen videolarımızı paylaşmayı unutmayınız diyelim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.